alanınızın nöroloji evi... Özel bir hastane nöroloji uzmanı uzman doktor Ayşen Tuğba Canbasoğlu Yılmaz epilepsi hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Canbasoğlu, dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan epilepsinin doğru teşhis ve tedaviyle yok edilebileceğini ifade etti. Toplumda sarı hastalığı olarak bilinen epilepsiye dair birçok doğru sanılan yanlış söz konusu. Peki bu yanlışlar neler? Nöroloji uzmanı uzman doktor Ayşen Tuğba Canbasoğlu Yılmaz anlattı. Epilepsi nedir ve tanısının kişilere nasıl konulduğunu dile getirdi. Epilepsi hastalığı halk arasında sarı hastalığı olarak bilinen beyindeki sinir hücrelerinin elektriksel aktivasyonun anormal deşarjı olarak tanımlanmaktadır. Epilepsi hastaları genelde bizim polikliniğimize çevrelerindeki bir grup insanla gelirler. Neden? Çünkü nöbet geçirdikleri zaman yani ilk defa oluyorsa şayet büyük bir şaşkınlık ve panik halinde işte hocam hastam düştü, bayıldı, kasıldı, ağzından köpük geldi, şeklinde geliyorlar bize. Aslında bizim için en önemli şey burada anamnez dediğimiz hastanın öyküsüdür. Hasta ya da hasta yakını, genelde hasta yakını tabii ki daha iyi bize anamnez verebiliyor. Çünkü o anda hastanın çoğu zaman bilinci olmuyor. Anlatırlar bize, hocam nöbet şu şekilde oldu, şöyle oldu, şöyle kasıldı. Bunu güzel bir şekilde bize ifade ettikleri zaman aslında %90 biz tanımızı koymuş oluyoruz hastaya. Tabii ki yardımcı tanı yöntemleri de vardır. Nedir bunlar? Elektroensefalografi dediğimiz EEG. Bu EEG'deki amaç da zaten demin ben epilepsi tanısını anlatırken size beyindeki sinir hücrelerinin anormal aktivasyonu, deşarjı demiştim. Oradaki anormal deşarjı ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir EEG. EEG bize çok büyük yol gösterir. Ayrıca beyinde yapısal bir bozukluk varsa, kraniyal MR veya çekilemiyorsa da beyin tomografisi de bize büyük ölçüde yardımcı olabilir. Epilepsinin daha çok kimlerde görüleceğini de ifade eden Ayşen Tuğba Canbasoğlu, kalıtsal bir hastalık olup olmadığına ilişkinde konuştu. Daha çok kimlerde görüldüğünden de bahsetti. Şimdi şöyle, epilepsi hastalarının aslında bir çoğunluğunda biz neden bulamayız. Ailede de hiçbir epilepsi hastalığı öyküsü bulunmayabiliyor. Ama bilinen nedenlere bakıldığı zaman evet, ne yazık ki genetik faktörler rol oynayabiliyor. Ama şunu da belirtmek isterim. İlla annesi veya babasında epilepsi hastalığı varsa bu %100 çocuğa aktarılacak bir durum değildir. Bu poligenetik bir durumdur. Yani ola da bilir, olmaya da bilir. Bu konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Epilepsinin nedenler arasında, bilinen nedenler arasında tabii ki genetik faktörler rol oynamakla beraber geçirilen kafa travması, geçirilen beynin damarsal hastalıkları, dejeneratif hastalıkları, enfeksiyonlar, tümörler bunlar da epilepsiye neden olabiliyor. Epilepsi aslında tüm yaş gruplarında görülebilmekle beraber en sık gördüğümüz yaş grupları bebeklik dönemiyle 60 yaş üstü insanlarda daha sık görmekteyiz. Canbasoğlu, epilepsi nöbetlerinin bir şekilde geldiğine dair bilgiler de vererek epilepsinin tanısının geç konulmasının kişiye ne kaybettirdiğini aktardı. Şimdi genelde herkesin sara nöbeti diye tabir ettikleri işte bilincini kaybetti, aniden düştü, vücudunda ciddi bir kasılma oldu, dişlerini kilitledi, ağzından köpük geldi dediğimiz klasik bir nöbet tipimiz vardır. Biz buna jenerize tonik klonik nöbet diyoruz. Ancak bunun dışında çok fazla çeşit, yüzlerce çeşit nöbet tipi vardır. Ve aslında ben bu konuya da özellikle önem vermek istiyorum. Çünkü çoğu nöbet tipi aslında gözden kaçıp epilepsi tanısı almayıp başka türlü hastalıklar şeklinde yorumlanabiliyor. Örneğin çocukluk çağında bazı çocuk hastalarda okul başarısından düştüğünden söz ediliyor. O çocuklarda 10 saniye, 15 saniye boyunca gözünü bir noktaya dikme şeklinde absans nöbetler olabiliyor. Bu da bir epileptik nöbettir. Sadece gözünü bir noktaya dikiyor ve 15 saniye sonra tekrar günlük hayatına geri dönüyor. Bu da bir nöbet şeklidir. Veya miyoklonik nöbet dediğimiz kolun bacağın aniden atması şeklinde bu da bir nöbet tipidir. Hatta bunu genelde aileler şöyle yorumlar. Benim çocuğum çok sakar, elindeki her şeyi düşürüyor. Aslında bunu iyice irdelediğimiz zaman bu da bir nöbet şekli olabilmektedir. Veya hiç bilinç kaybı olmaksızın sadece o an verilen sorulara cevap vermeksizin sadece bir ağzını şapırdatma, elinde ani böyle düzenli hareketlerle, anlamsız hareketlerle o hareketi tekrarlaması da bir nöbet çeşidi olabilmektedir. Tabii ki burada önemli olan erken tanı ve tedavi.
Eğer bir kişi sürekli epileptik nöbet geçirirse, tabii ki bunun beyinde yarattığı bir tahribat vardır. Hatta mental retardasyon dediğimiz zeka geriliğine kadar sonuçlanabilir. O yüzden ne kadar erken dönemde tanı ve tedavisi verilirse, o kadar beyindeki bu zararı, bu sinir hücrelerinin harabiyetini önlemiş oluruz. O açıdan gerçekten çok önemlidir tanı ve tedavinin erken konması. Özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Şimdi ne yazık ki günümüzde Google var. Arama motorları var. Epilepsi deyince en iyi senaryodan en kötü senaryoya kadar yüzlerce bilgiler dolaşıyor. Hasta yoktur, hastalık yoktur, hasta vardır. Nedir bu? Herkesin nöbet şekli, nöbetinin tipi, epilepsi hastalığının süresi farklı arz edebiliyor. Genelde evet kronik bir hastalıktır. Ancak şöyle ki bazı kişilerin nöbeti yılda bir kere bile olabiliyor. Yıllarca olmayabiliyor. Bazılarında ne yazık ki her gün bile nöbeti olabiliyor. Bu kişiden kişiye çok farklılık gösteren bir durumdur. Hani o yüzden hastalar ben epilepsiyim, hayatım boyunca nöbetimi geçireceğim korkusuna kapılmasınlar. Önemli olan günlük düzenli ilaçlarını kullanmaları, düzenli doktor kontrolleri gitmeleri gerekiyor. Epilepsinin tedavi yöntemi konusunda ne yazık ki daha epilepsiye neden ve etken olan patolojiyi çözecek bir tedavi metodu yoktur diyen Can Basoğlu, epilepsinin diğer hastalıklarla ilişkisine de değindi. Şimdi şu durumda ne yazık ki daha epilepsiye neden olan etken, patolojiyi çözecek bir tedavi metodu yoktur. Yani bunu şunun gibi düşünebiliriz. Diyelim ki bir yerimizde bir apse çıktı veya tümör çıktı. Onu kesip alınca o tamamen tedavi edilmiş, ortadan kaldırılmış oluyor. Epilepside ne yazık ki böyle bir tedavi şekli yok. Şu anki verilen elimizdeki epilepsi ilaçları sadece nöbet geçirmeyi engelleyici tedavi şeklidir. Ama gene de bu da çok önemli elimizde bir doz kozdur. Çünkü ne kadar nöbet geçirmezsek hastanın yaşam kalitesi o ölçüde artacaktır. Bazı durumlarda epilepsiye neden olan diyelim ki bir beyinde tümör var. Tabii ki o tümörün alınması epilepsiyi tamamen ortadan kaldırabilir. Veya bazı beyindeki yapısal hastalıklar orada nöbet dediğimiz nöbet geçirmeye neden olan odaklar olabilir. Bunlar tespit edilip çıkarılabilirse bu da tamamen epilepsiyi ortadan kaldırabilir. Epilepside doğru bilinen yanlışları da tek tek sıralayan Can Basoğlu, epilepsinin genetik bir rolü olduğuna da işaret etti. Benim başıma şöyle hastalar geliyor, karı koca evlenecek mesela, birisinde epilepsi var, çocuğuma geçer mi, ne yapalım? Şimdi şöyle, sonuçta bir hastalık evet bu ama tedavisi mümkün olmayan bir hastalık değil. Uygun yaşam tarzı, örneğin nedir? Açlık, stres, uykusuzluk. Bunlar nöbeti tetikleyen şeyler. Eğer bir hastada nöbet epilepsi hastalığı varsa bunlara dikkat edecek. İlacını düzenli kullanacak. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bununla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Bu sonuçta ölümcül bir hastalık değil. Yani tedavisi düzgün alındığı takdirde. Bilinçli olmak çok önemli. Ailelerin tabii ki epilepsi hastalarına destek olması da çok önemli. Yalnız tabii ki epilepsi hastalarında ben genelde gece uykusu, uyumak çok önemli olduğu için böyle vardiya usulü çalışmalarına çok uygun görmüyorum. Özellikle ciddi dirençli epilepsileri varsa. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki epilepsinin genetik bir rolü olduğu için ve bizim ülkemizde de akraba evliliği yoğun olduğu için özellikle akraba evliliği olan kesimlerde epilepsi görülme sıklığı tabii ki daha artış gösterebiliyor. Çünkü iki akrabada yani iki birey akrabaysa ve epilepsiye zemin oluşturacak bir genleri varsa bunlar birleştiği zaman tabii ki risk daha fazla yükselmiş oluyor.